Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Sual. Meşhur sahabi Ebu Zer el-Gıfari radiyallahu anh hakkında sorabdiler. Ebu Zer el-Gıfari radiyallahu anh hakkında kısaca bir malumat bir otemiz. O kişinin isimleri Cündüb ibn Cünade. Ebu Zer el-Gıfari ise künyeleri buladı. Ebu Zer el-Gıfari en avval iman keltirgen Sabiqun al-awwalun bugan sahabelerden. Yani en birinci İslam'a kirgen sahabelerden. Hatta ki hükşün beşinci bulup İslam'a kirgen ham deyilgen. Hükşün İslam'a kiriş kıssaları ham meşhur. Ukalarını cönetediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni haberi tarqiganda müşrikler hamma joyga Resulullah haqida ma'lumot tarqatishadi, o'zlari bilmagan holatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam da'vatlarini yoyib qo'yishadi. Rasulullohni yomonlab bir dinidan qaytgan inson chiqdi. Uni gapini eshitmanglar deb hamma yoqqa ovozi tarqatishadi. Shunda bu gaplar Abu Zar al-G'ifori radhiyallohu anhu ga ham yetib boradi. Abu Zar al-G'ifori uni eshitgandan keyin nega bundan qaytarishyapti? Nima bor ekan bunda yomon joyi bir yomon eshitmaydigan? Şunu tübüge yetemem dediler. Hakkı istegen insan şuna kabul edin. Yani iştimezse iştimezse oturur muydu? İzlemedi. Nemege iştimezken, kana nemede hata bırakken, nemese yalgan eken, nemese doğru kemezken, iştedin insan hareket kıladı. Abu Zer el-Gıfari şunun için hükasını cönetedi. Bari ben genç kişinin haberini bilip kegin deydi. Hükas gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni pinhane iştip, haberlerini bilip, Abu Zer'in oğluge bağırıp, Rasulullah haqida ijobiy fikr aytadi. Yaxshilikka buyurayotganlari, yomonlikdan qaytarayotganlarini. Shunda Abu Zar bu kasining gapiga qoniqmaydi. Ya'ni o'zi ko'rmaguncha qoniqmaydi. O'zi keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni izlab topib, endi ma'lum Makka da qanaqa holat edi. Qiyinchiligida nihoyatda sahobalar iymonni berkitib yurardi. Shunda hammani haqni izlab topib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib iymon keltiradi. Rasulullah unga aytadilar ki, sen o'zingni qavmingga borgin. O'zingni qavmingdagilarga sekin da'vat qilib yurgin dedilar. Ya'ni bu yerda yurishlik xatarlik edi chunki Makka da. Abu Zar al-G'ifori aytadi ki, ya Rasulullah, men shu mushriklarni ichiga chiqib baqirib islomni e'lon qilaman dedi. Rasulullah o'zing bilasan dedilar. Ya'ni shunga sabr qila olsang, o'zingni toqating bo'lsa, e'lon qilgin islomingni. Mana bu da'vat qiladiki, inson gohida islomni izzatini ko'rsatib qo'yish kerak. Ya'ni musulmonlar ham bir qo'rqoq xalq emas. Musulmonlar ham shijoatli inson, musulmonlarda aslida shijoat musulmonlarda. Faqat pinhona berkinib yashirinib yuraveradigan insonlar bo'lmaydi musulmonlar ham. Ularda ham shijoati ko'rinib qo'yish kerak goh-gohida. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Zarga agar sabr qilsang, o'zing bilasan deganlar. Abu Zar chiqib islomini Makka ichida e'lon qilgan. Bu holat nihoyatda og'ir holat edi. Sahobalar yashirinib yurardi. Abu Zar chiqib islomini e'lon qilgan. Insonlar to'dalanib uchun do'pposlab hatto o'ldirib qo'yaman degan paytda Abbos keladi. Bu inson G'ifordan bo'ladi, Abu Zar al-G'ifori. Agar o'ldirib qo'ysanglar tijoratlaring G'ifordan oldin o'tadi. Ya'ni o'zingiz boshlaringa balo bo'ladi deydi. Shunaqa qilib Abbos qutqarib oladi. Aslida Abbos ham de musulmon emas, faqat shu tijoratni ana shu o'ylab G'ifordan oldin o'tishlaring bor hali deb odamlar to'xtatib qoladi. Ikkinchi kun Abu Zar al-G'ifori yana keladi. Yana islomini e'lon qilib baqirib guvohlik beradi. Odamlar to'dalashib yana u kishini savolab o'ldirib qo'yaman deganda Abbos yana shunaqa deb qutqarib oladi. Uchinchi kun ham xuddi shu voqea sodir bo'ladi. Keyin Abu Zar al-G'ifori mushriklarga mana bu izzatni ko'rsatib qo'ygandan keyin o'zini yurtiga ketadi. O'zining yurtiga ketib, o'sha yerda qavmini da'vat qiladi. Keyinchalik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilganlardan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga qaytib keladi. O'zining qavmidan, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga qaytib keladi. Abu Zar al-G'ifori mashhur zohid sahobalardan. Hattoki u kishining shu zuhdi shu darajada kuchli qattiqligidan insonlar dosh berolmaydigan holatga kelgan. U kishi insonlarni hali biz zamonamizda emas,
sahabeler zamanında yaşayıp durgan insanlarını köplerini mal dünyaya birletkeni, dünyaya batkak gibi batırtkenliği de ayıplab, hiç kimini o sahalıya koymagenler. Allah subhanahu ta'ala'nın ayetini okuyurken, İnnellezine yeknidûne zâhebe vel fiddete vel yunfikûneha fî sebîlillâh febeşşirhum bi'azâbin alîm ayetini. Yani vellezine yeknidûne zâhebe vel fiddete vellezine yeknidûne zâhebe vel fiddete vel yunfikûneha fî sebîlillâh febeşşirhum bi'azâbin alîm. Tille kümüşünü hazine kılıp bozuyor otaydı geller. Allah yolu da onu nafaka kılmaydı gellerge alemlik azab başaratını birin digen ayette okup kim şu tille kümüşlü köpetirilirse anı şunge çüşesen sen deyip hemeni mal dünyadan kaytarken zahtı insan bugün. Müslüman radiyallahu anh hoşunda siz insanlarda ona kılıp hemeni ayıpla uğrup köpçeliği de biz koyduyuz deyip o kişinin Rabaza digen cayga cönet uğradım. Anı şu Rabaza digen cayda o siz yaşayın deydi. Abu Zer al-Ghifari radiyallahu anh o şiirde yaşayıp o şiirde vahat etkiler. O kişinin faziletleri köp. Bu bir kıskaçlı bir malumat halas. Abu Zer al-Ghifari aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye etkiler ki ya Abu Zer inni araka daifen ve inni uhibbu leke ma uhibbu li nefsi la teemmeranna ala ithneyn ve la tevelleyenne ma aleyhettim. Ey Abu Zer dediler. Ben senin zayıflığını görüyorum. Zayıflık diyende cismanın zayıflıkmaz. Zayıflık diyende yani itikatta zayıflık hemmez. Zayıflık diyende insan bana şu dünya aldı da zayıflığı. Karın Abu Zer al-Ghifari radiyallahu anhu dek insan ki Resulullah ne diyorlar? Dünya aldı da senin ben bir zayıflığını görüyorum. Şunun için hiç kaçan iki kişi ortası da amir bu mu? Ben seni uzun yakış görüyorum. Sen yakış görüyorum ben diyorlar. İki kişinin ortasında amir bu mu? Nega? Çünkü yani insan başlı olsa, amir olsa dünyaya berilip kaladı. Ve hiç kaçam yetimliğin malıge vali bu mu dediler. Şu geplerini ve şu gökşegen hadislerini Abu Zer kattı mahkem tutup şunun için köpçülük ki bana hatta ki bir maral kiyse hem o kişi haktı aytıp insanlarga hatta ki insanlar o kişinin bana şuna kadar taşlap koçerigen derecege kigen buladı. Abu Zer al-Ghifari şuna kadar kılıp bana Rabaza degen joyga chiqib ketib o'sha yerda vafot etadilar. Allohu a'lam.